Serdar Turgut, Türkiye'ye kredi açmayın diyen tasarı bugün görüşülüyor. Amerikan Hazine Bakanlığı'na, uluslararası mali kuruluşlara, Türkiye'ye yardım etmeyin ve kredi açmayın çağrısı yapma yolunu açacak tasarı bugün Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde oylanacak. Komite toplantısı kongre binasında yerel saatle 10'da, Türkiye saatiyle 17'de başlıyor. Komitenin gündemi bugün hayli yoğun olduğundan Türkiye ile ilgili bu tasarı gündemin 3. maddesi olarak görülüyor. Yani bunun oylanması Türkiye saatiyle 18.30 ile 19 arası olabilecek. Bu yeni adımın amacı Ray Branson hakkında Türkiye üzerinde yeni baskı oluşturmak. Dün Branson davasında yaşanan gelişmeden sonra Senato'nun iki yola gidebileceği söyleniyor. Ya bu oylamayı bugün daha ileri bir tarihe erteleyecekler ya da yine de oylayıp kabul edecekler ama uygulamada kredi açılmasına engel çıkarmayacaklar. Tasarının içeriği uygulamada bunun yapılmasına uygun biçimde yazılmış. Kongre Hazine Bakanlığı'nın Türkiye herhangi bir uluslararası kuruluşa örneğin IMF veya Avrupa Kalkınma Bankası'na kaynak bulmak veya kredi almak için başvuruda bulunduğunda o kuruluştaki Amerika temsilcisine bu başvuruya olumlu cevap vermeyin çağrısı yapmasını zorunlu kılıyor. Yani Amerika o uluslararası kuruluşta görevli diğer ülke temsilcilerini ikna edebilirse Türkiye başvurusundan sonuç alamayacak. Burada bir ikna süreci olmasına rağmen uzmanların dediğine göre Amerika o tür kuruluşların hemen hepsinde en fazla para veren en güçlü ülke olduğundan bu ikna sürecini başarması kesin gibi gözüküyor. İki evanjelist, yönetim içinde evanjelist çevrelerle en yakın ilişkide olan Hazine Bakanı Münşin, Türkiye'nin bir başvurusu olduğu takdirde Amerika'nın Dünya Bankası yönetici temsilcisi olan Eric Battle'ı çağırıp, o kuruluştaki Amerika temsilcisine başvuruyu reddettirme çalışması yapması talimatı vermesini söyleyecek. Bu, Eric Battle'ın da en az Münşin kadar, belki de ondan daha fazla evanjelistlerle iç içe olduğu belirtiliyor. Anlayacağınız ikisi de Başkan Erdoğan'ın Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasına getirdiği eleştirilere ve koyduğu tepkiye çok öfkeliler ve bir anlamda bu tasarıyla ondan öç alacaklarını düşündükleri belirtiliyor. Washington'daki kaynaklar Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan'a son telefonunda Brunson konusunu açtığını belirtiyorlar. Trump, Erdoğan'la kişisel bağlantı kurup iki ülke arası ilişkiyi daha iyileştirmek istiyor ama onun etrafını saran evangelist neokon çevreler ve kongre buna sürekli engeller çıkarıyor. F35 engeli de yasa oldu. Temsilciler Meclisinin ve Senatonun askeri hizmetler komitelerinin liderleri bir araya gelip üzerinde uzlaşma sağladıkları konferans raporunu dün yayınladılar. Böylece Türkiye'ye F35 satışını koşullara bağlayan ve bunlara uyulmadığı takdirde satışın engellenmesini isteyen tasarının yasalaşması yolunda önemli son adımlardan bir tanesi daha atılmış oldu. Parasını ödemiş olduğumuz iki F35 törenle Türk etkililere teslim edilmişti. Pilotlar ve bakım ekiplerinin eğitimi şu aralar Amerika'da sürüyor. Uçakların Türkiye'ye gönderilmesinin 2019 Temmuz'unu bulacağı belirtiliyor. O süre içinde istenen koşullarda bir gelişme olursa Başkan Trump uçakların gönderilmesine izin verebilecek. Serdar Turgut Habertürk